Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden birine ait değildir? A. Bir olay, bir durum karşısında kişinin takındığı davranış. Arkadaşlar bu tavıra denk gelir. B. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik. Bu da niteliktir. C. Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra. Bu da geç kelimesine denk gelir. D. Bir bütünün parçaları arasında bulunan ahenk. Bunun açıklaması uyum olur fakat çizili kelimeler arasında uyum yok. Uygun olmaz buraya. E. Bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul etmekle birlikte olabileceğine daha çok inanmak, sanmak. Bu da sanmak kelimesine denk gelir. Yani cevabımız D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlenin yüklemi etken geçişsiz çatılıdır. Arkadaşlar etken cümlelerde L ya da N yapım eki olmaz. Ayrıca yüklemdeki işi yapan da gerçek öznedir. Geçişsiz olup olmadığını anlamak için de onu getiririz. Eğer alıyorsa geçişli, almıyorsa geçişsizdir. Şimdi hemen bakıyoruz. Bir sınıfa geç gelen bir öğrencime neden geç kaldın anlamında neredesin diye seslendim. Seslendim. Kelimemiz seslenmek, sesten seslenmek oluyor. Şöyle ayırayım. Yapım eki olarak L ya da N olmadığı için etkendir. Ayrıca seslendim, ben seslendim. Gerçek öznemiz var, o yüzden etken. Onu seslendim olur mu? Olmaz. Demek ki geçişsiz de bu doğru. B. İkinci cümle iç içe birleşik cümledir. Arkadaşlar iç içe birleşik cümlede alıntı olur. Oradan anlayabiliriz. Hemen bakıyorum 2'ye. Öğrencim ciddi ve öğrencilik niteliklerine yakışır bir tavırla depresyondayım diye cevap verdi. Burası da iç içe birleşik cümle olduğunu gösteriyor. C. Üçüncü cümlede hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış bir isim fiil vardır. Bakalım üçüncü cümleye. Gülüşme. Bakın M isim fiil burası. Bir gülüşme bu belirtme sıfatıdır. Belgisiz sıfat. Nasıl gülüşme? Hafif gülüşme. Bu da niteleme sıfatıdır. Yani hem niteleme hem de belirtme sıfatı aldı. Bu da doğru. D. Dördüncü cümle özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur. Bulalım ögelerini. Ben öğrencinin bunalımları, bir takım sıkıntıları olduğunu sanmıştım. Sanmıştım yüklem. Kim? Ben. Özne. Ben ne sanmıştım? Öğrencinin bunalımları, bir takım sıkıntıları olduğunu sanmıştım. Nesne de burası. E. Beşinci cümlede yüklem duyulan geçmiş zamanın hikayesine göre çekimlenmiştir. Arkadaşlar duyulan geçmiş zaman mış miş muşmuş. Hikayede tı ti tu tü. Yani mıştı diye bir şey arıyoruz. Ama baktığımızda almıştır. Ama biz bunu arıyorduk. Bu yanlış. Cevap E. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? Şimdi şöyle bakıyorum. Önce sözcüklerimizi bulalım. Düşmeyen burada, yerleşmiş burada, gelebilen burada, sorulan burada, bir de olduğunu vardı. Olduğunu dık dik almış. Yani burada bir sıfat fiil var. Düşmeyen gene dık dik almış. Bir sıfat fiil de burada. Sorulan anası mezar dikecekmişten an en sıfat fiil yani. Gelebilen gene anası mezar dikecekmiş sıfat fiil. Yerleşmişteki bu miş, evet anası mezar dikecekmiş de var ama duyulan geçmiş zaman kip eki de olabilir. O yüzden yüklem olup olmadığına bakacağım. Yani kip olarak kullanılıp kullanılmadığına. Şöyle bir okuduğumuzda diyor ki depresyondayım şarkısındaki depresyon kelimesi öğrencilerin söz hazinesinde en üst noktaya yerleşmiş ve sorulan bu tür bir soruya karşılık akla gelebilen en uygun cevap haline gelmiştir. Arkadaşlar burada yerleşmiş artık çekimli bir fiil olarak kullanılmış. Yani yüklem olmuş. Kip eki olarak kullanılmış olmuş. Sıfat fiil eki değil. O yüzden cevabımız A. Aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir? Neşet Ertaş, Orta Anadolu'nun yetiştirdiği bilge bir ozan, saz ve söz üstadı, bir modern zaman abdalı. UNESCO'nun 2010 yılında yaşayan insan hazinesi ilan ettiği Neşet Ertaş, müzikle 5-6 yaşlarında tanışmış bir gönül adamıdır. A. Neşet Ertaş, bilge bir ozan, saz ve söz üstadı, bir modern zaman abdalı olarak UNESCO tarafından bir hazine olarak ilan edilen, daha 5-6 yaşındayken ünlü olan bir sanat adamıdır. Arkadaşlar 5-6 yaşındayken ünlü olduğunu söylemiyor. 5-6 yaşlarında müzikle tanışmış diyor. 5-6 yaşlarında ünlü olmuş demiyor. Bu gider. B. UNESCO'nun 2010 yılında yaşayan insan hazinesi olarak gördüğü Neşet Ertaş, 5-6 yaşlarında müzikle tanışmış, modern zamana ayak uydurmayı başarmış bir Orta Anadolu ozanıdır. Burada da bilge olduğu, yani şurada geçen bakın bilge olduğu, saz ve söz üstadı olduğu hiç geçmiyor. Yani burada eksiklik var. O yüzden bu da olmaz. C. Orta Anadolu'nun bağrından çıkıp UNESCO'nun listesinde yer alan Neşet Ertaş, saz ve söz ustalığını modern müzikle kaynaştırmayı başarmış bir halk ozanıdır. Arkadaşlar burada da yaşayan insan hazinesi olduğu vurgulanmıyor. Hiç geçmiyor burada yaşayan insan hazinesi. Eksik kaldı bu da. D. Müzikle küçük yaşlarda tanışan, Orta Anadolu'nun yetiştirdiği bilge bir ozan, saz ve söz üstadı, bir modern zaman aptalı olan Neşet Ertaş. Virgül arasına alınan şu kısım tam olarak birinci cümlemize denk geliyor. Bunu tam kapsıyor. Şurası da müzikle küçük yaşlarda tanışan, UNESCO'nun 2010 yılında yaşayan insan hazinesi olarak ilan ettiği bir gönül adamı kısmı da ikinci kısmı tam olarak kapsadığı için cevabımız bu. E. Bir gönül adamı, bilge bir ozan, saz ve söz üstadı, bir modern zaman abdalı olan Neşet Ertaş, 5-6 yaşlarında tanıştığı müzik kariyerini UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi projesinde yer alarak tamamlamıştır. Arkadaşlar hiç böyle bir şey demedi. UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi projesi diye bir proje yok zaten. Burada yer alarak müzik kariyerini tamamlamış diye bir şey söylemedi. Cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? Arkadaşlar kişisel görüş kendi görüşleri, kendi yorumları demek. 1. Michael Brown, Plüton'u kovan adam olarak haklı bir ün kazandı dünyada. Aslında hemen geldi. Dedi ki haklı ün, haklı kelimesi kişisel görüş olduğunu gösterir. Cevabımız bu. Diğerlerine bakıyoruz. Hepsi arkadaşlar okuyup zaman kaybetmemize gerek yok. Hepsi nesnel, kendi görüşü olmayan kanıtlanabilir cümleler. O yüzden cevap A. Bu dizelerdeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Başımı. Baş isim, benim başım anlamındaki bu ım iyelik ekidir. İyelik ekleri çekim ekidir. Neyi? Başımı. Neyi sorusuna cevap veren bu ı da belirtme ekidir. Yani ismin hal eki, o da çekim ekidir. Giderim, gitmek kök. Giderdeki ar er kip eki, geniş zaman. Kip ekleri de çekim ekidir. Sadece çekim eki yazayım. Ben giderim, bu da şahıs ekidir. Fiile gelenler şahıs ekidir. Ben anlamı verir. Şahıs ekleri de çekim ekidir. Yani bunlar sadece çekim eki aldı. Ağların kokusu. A isim, lerler çoğul eki, çoğul ekleri de çekim ekidir. Ağların kokusu, ın tamlayan eki, isim tamlaması yapmış. Tamlayan ekleri de çekim ekidir. Kokmaktan koku, işte bir yapım eki geldi arkadaşlar. Kokmaktan koku olmuş yapım eki. Kokusu, ağların kokusu. Buradaki su iyelik ekidir. İyelik ekleri çekim ekidir. D'da bulunma hali, hal ekleri de çekim ekidir. Bakın hem yapım eki hem çekim eki aldı. Cevabımız geldi. Diğerini de bulalım. Kuşlarının, lerler çoğul ekimiz. Çoğul ekleri çekim ekidir. Kuşları, yelkovan kuşları. Buradaki ı tamlanan ya da diğer adıyla iyelik eki, çekim eki. Kuşlarınındaki ın da tamlayan ekimiz. Tamlayan ekleri de çekim ekidir. Cevabımız D. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci sözcük soru zarfıdır. Hemen bakıyorum. Niçin geri geldik? Evet, fiili belirten niçin kelimesi soru zarfıdır. İkinci sözcük sayı sıfatıdır. İkinci kelimemiz bir. Bakalım cümle içinde nasıl geçmiş? Niçin geri geldik bunca yıl sonra? Batık bir ülkeyi aramak gibi. Buradaki sayı anlamında bir ülke, iki ülke, üç ülke değil. Burada herhangi anlamında olduğu için bu belgisiz sıfattır. Sayı sıfatı değildir. Cevabımız geldi. C. Üçüncü sözcük isim fiildir. Mekmak almış aramak. Bakın isim fiil. Dördüncü sözcük hal eki almış işaret zamiridir. Ora işaret zamiridir. D da bulunma hal ekidir. Cevabımız çıkmıştı zaten. Cevap B. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Fiilimsiler kullanılmıştır. Hemen bulalım. Baklavada kullanılan an en geldi bir fiilimsi sıfat fiil. Fıstık henüz olgunlaşmadan geldi bir tane daha madan meden zarf fiil. Gerisine çok devam etmemize gerek yok ama hemen hızlıca bulayım. Toplanan da an en, gördüğü de dık dik var, demesi de mema var. Var pek çok fiilimsimiz, bu kadar yeterli herhalde. A gitti. B. Birden çok sıfat tamlaması vardır. Şimdi bakalım sıfat tamlamalarına. Boz fıstık. Fıstık isimdir. Nasıl fıstık? Boz fıstık. Bir tanesi burada. Gene fıstık isim. Nasıl fıstık? İlk toplanan fıstık. Bir sıfat tamlamamız da burada sıfat fiil yoluyla yapılmış. C. İlgeç ve bağlaçlara yer verilmiştir. Şöyle bakıyorum. Rağmen ilgeçtir. İlgeçler dediği için bir tane daha bulalım. İçin ilgeç yani edattır. Mesela şurada D var, bağlaçtır. Ya da var, bağlaçtır. Gene bakın D daha var, bağlaçtır. Yani ilgeç ve bağlaçlar var. D. Basit, türemiş, birleşik yapılı sözcükler kullanılmıştır. Arkadaşlar basit var. Mesela baklava. Kullanılan türemiştir mesela an, en, sıfat fiil alanlar ya da isim fiil alanlar fark etmez. Fiilimsi alanların hepsi türemişti. Bol bol türemiş ve basit kelime var ama birleşik kelime göremedim. Cevabımız bu. Ek eylemle çekimlenmiş yüklem vardır. İşte beyazdır. Bakın bu isimdir. Eğer bir isim yüklem olmuşsa orada ek eylem vardır. Dırdır ek eylemin geniş zamanı ya da fıstıktır. Tır ek eylemin geniş zamanı. Bu da doğru cevap D. Bu parçada açıklamalarından hangisini karşılayan bir deyim kullanılmamıştır? Anneannemin, anneannelerimizin lafları su serper yüreğime, yol gösterir, rehberlik eder bana. Ne zaman içim daralsa ya da kafam bulansa alırım elime bir deyimler sözlüğü, çekilirim bir köşeye. Her biri zeka ve incelik kokan ama yazarı belirsiz bu kadim sözleri gül koklar gibi çekerim içime. 1. Düşünceyi belli bir konu, sorun üzerinde toplayamamak. Arkadaşlar bunu görmedim ama diğerlerini gösterelim, emin olalım. 2. Sıkılmak, bunalmak. İçi daralmak, içim daralsa dedi ya. Sıkılmak, bunalmak demek içi daralmak. 3. Ne yapılacağını, nasıl davranılacağını öğretmek. Yol göstermek geçti. Bu da buna denk gelir. 4. Hiçbir işe karışmayarak yaşamak. Köşesine çekilmek dedi ya. Köşeme çekilirim. Bu da buna denk gelir. 5. Bir kimseyi kaygı sebebinin ortadan kalkmasıyla veya yeniden umut verecek bir haberle ferahlatmak. Başlarda geçmişti. Yüreğine su serpmek. Bu da gitti. 1 yok. Cevap A. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Çeşni çerez, oyalanma, vakit geçirme anlamında kullanılan bugün gündemden düşmüş eski bir deyimdir. Arkadaşlar sıralı cümle birden fazla yargısı olan cümlelerin virgülle birbirinden ayrılması, bağımsız olması da ortak öge olmaması. Cümlemizi okuduk, sıralı bir cümle değil arkadaşlar. Şu sizi yanıltmasın. Bu sıfat fiil. Bakın şöyle. Deyim isim. Nasıl deyim? Vakit geçirme anlamında kullanılan. Bakın sıfat fiil vardı. Bugün gündemden düşmüş gene sıfat fiil, eski bir deyim. Bunlar hepsi deyim kelimesinin, deyim isminin sıfatıydı. Yani buradaki mış, miş, muş, müş, kip eki olan mış değil. Yani bu bir yüklem değil. Bu deyim kelimesinin sıfatı. Nasıl deyim? Bugün gündemden düşmüş deyim. Yani burada sıralı cümle falan yok. Bu cümle içinde fiilimsiler kullanıldığı için birleşik bir cümle. O yüzden cevabımız hemen geldi ama diğerlerini de gösterelim. B. Yüklem ek eylemin geniş zamanına göre çekimlenmiştir. Ek eylemin geniş zamanı isme gelir arkadaşlar. Ben sindirim, işsinizdirler diye kodluyorum. Bu eklerle yapılır. Deyimdir, isim olduğuna göre ve yüklem olduğuna göre orada kesin ek eylem vardır. Çünkü isimler ek eylem olmadan yüklem olamazlar. Sindirim, işsinizdirler. Bakın burada da dir var. Zaten geniş zamandır. O yüzden B'de gitti. C. Özne sıfat tamlamamızdır. Öznemiz çeşni çerez. Çerez isim. Nasıl çerez? Çeşni çerez. Bu da sıfattır. Demek ki sıfat tamlaması var. Bu da gitti. D. Anlamca olumlu kurallı bir cümledir. Yüklemimiz sondaydı. Olumluydu. Evet. E. Yükleminde çatı özelliği aranmaz. Tabii ki aranmaz. Çünkü isim cümlesi çatı özelliği fiil cümlelerinde aranır. Cevap A. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle öznesi ortak olan bağlı cümledir. Arkadaşlar iki şeye bakacağız. Özne ortak olacak ve bağlı. Bağlı cümle bağlaçlarla birbirine bağlanan en az iki yargının olduğu cümle. Öznesi de ortak mı bakalım. Dilek Yarımadası flora açısından oldukça zengin ve çok iyi korunmuş durumda. Zengindir, oldukça zengindir. Burada düşmüş bir ek eylem var. Ve çok iyi korunmuş durumdadır. Evet iki cümle var, iki yargı var. Peki bağlaçla bağlanmış mı? Evet ve bağlacıyla, demek ki bağlı kısmı tamam. Peki özne ortak mı? İyi durumda olan ne? Dilek Yarımadası. Zengin olan ne? Dilek Yarımadası. Evet, özne ortakmış. B. İkinci cümlenin yüklemi edilgen çatıldır. Arkadaşlar edilgen çatılı cümlelerde L ya da N yapım eki bulunur. Bakalım öyle mi? Tespit edilmiş. Başkaları tarafından, bakın etmekten edilmek L'yi buldum. Ayrıca edilgen cümlelerde başkası tarafından anlamı olur. Burada da araştırmacılar tarafından anlamı olduğu için bu da doğru. C. Üçüncü cümle olumlu, kurallı, fiil cümlesi. Üç şey arayacağız. Olumlu mu, kurallı mı, fiil mi? Hemen bakıyorum üçüncü cümleye. Bu bitkilerden sadece 6'sı dünyada, yalnız burada yetişiyor. Yetişiyor dediğine göre olumlu. Yüklem sonda olduğuna göre kurallı, yetişmek fiil olduğuna göre fiil. Bu da doğruymuş. D. Dördüncü cümlede hem isim hem sıfat tamlaması var. Bakalım dörde. Bu yüzden bilim insanları Dilek Yarımadası'nı bir doğa müzesine benzetirler. İşte sıfat tamlaması. Bir doğa müzesi, buradaki bir kelimesi sıfattır. Bir doğa müzesi de sıfat tamlaması olur. Dilek Yarımadası isim tamlamasıdır. Bilim insanları isim tamlamasıdır. Gene doğa müzesi isim tamlamasıdır. Bu da doğru. E. E 5. cümle içinde fiilimsi grubunun yer aldığı bir isim cümlesidir. Hem fiilimsi grubu bulacağız hem de isim cümlesi olacak. Hemen bakıyorum. Şurada makta mekte şimdiki zaman eki yerine kullanılmış. Fiilimsi grubu fiilimsinin başka sözcüklerle öbekleşerek bir arada grup olarak kullanılması demek. Fakat bu cümlemizde böyle bir fiilimsi grubu öbeği yok. O yüzden cevabımız E. Bu cümleden çıkarılabilecek kesin yargılar aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Sporcunun halter dalında Türkiye adına yarıştığı ilk olimpiyat olan 1988 Seul olimpiyatlarında 190 kilo ile kendi kilosunun 3 katından fazlasını kaldırarak kazandığı altın madalya aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde güreş dışında kazandığı ilk altın madalya olarak tarihe geçti. A. 1. Sporcu kendi kilosunun 3 katını kaldırarak bir rekora imza atmıştır. 2. Türkiye her yıl olimpiyatlara katılmaktadır. Türkiye'nin her yıl olimpiyatlara katıldığını çıkartamayız. B. Sporcunun güreş dalında da madalyaları vardır. 2. Halter ilk defa Seul olimpiyatlarında yarışmaya kabul edilmiştir. Halter'in ilk defa Seul'de olduğu ya da sporcunun da güreş dalında başka madalyaları olduğu çıkarılamaz. C. Sporcu Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırmıştır. 2. Türkiye daha sonraki olimpiyatlarda da halterde altın madalya almıştır. Özellikle bu ikinci kısmı çıkartacağımız hiçbir yer yok. D. Sporcu Seul'de kendi rekorunu tazelemiştir. 2. Sporcu halterde dünya tarihine geçen ilk sporcu unvanını almıştır. İlk sporcu olduğunu söylemiyor. E. Sporcu Türkiye adına başka olimpiyatlara da katılmıştır. Evet dedi ki Türkiye adına yarıştı ilk olimpiyat. İlk bu, daha sonra da katılmış başkalarına. 2. Türkiye olimpiyatlardaki ilk altın madalyasını güreşte almıştır. Şurada söylemişti. Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde güreş dışında kazandığı ilk altın madalya. İkisini de çıkartabiliriz. O yüzden cevap E.